Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Assalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve cealna mimmen yestemi'una al-kavle fe yettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. 13. bayt. Sıracıdın o şey etedi. Ve ma teşbihu lirrahmani vecihen fasun an zâke asnafel ahali. Ar-Rahman'ge okşatış razı bulungan yol imez. Şundayken ahali sınıflarını ondan saklayın. Nazmi bayanı. Ar-Rahman'ge kıyaslaş mümkünmez bilgin. Ahali sınıfların ondan saklayın. Bu bayitte Allah Ta'ala'ge birer nesanı okşatış mümkün imezliğini düşünemiz. Allah Ta'ala'nı birer nesanı okşatı bu miydi? Madami ki şundayken Ahl-i Sunna ve Cema vakillerine mana şu hakikatini yetkizip onlarını adaşken fırkalarının fitnelerden saklaştıkça hareket kılığın manasını bildirdi. Ahl-i Sunna boyun adamlarını ana şundaki adaşken fırkalarının fitnelerden ihtiyat kılığlar degen mananı bildirdi. Demek birinci kulasamız Allah Ta'ala'ya bir anlar sana makamıydı, okşamıydı. Dalil, estağfirullah, leyse ke mitlihi şey'un ve huves semiyul basir. Onun mislidek bir anlarsa yoktur, o eşituçu ve körüçüdür. Kanakaydı, Allah'ın zatını idrak kıla almasliğini idrak kılışın, Allah'ın zatını idrak kılışındır. Bana şu şiar olsun. Vel aczu an derkil idraki idrakun vel bahsu an sirri zati rabbi işrakun. Allah'ın zatını idrak kıla almasligin idrak kılışındır. Onun zatı hakkında bahs kılışın şirk keltirişindir. Her kança urunmayın, her kança tasavvur izge bir erk vermeyin. Allah'ın kanaka ekenliğini siz tasavvur kıla almıyorsunuz. Allah'ın kanaka ekenliğini tasavvurumge sığdır almayayım ben eken dediniz mi? Demin Allah'ı tanıpsız. Allah'ın zatını idrak kıla almasliğini idrak kılışın, Allah'ın zatını idrak kılışındır. Safvatu Tafasir kitabı da bana şu ayet hakkı da şunu dediğiler. Allah da olanın zatı da hem, sıfatları da hem, amelleri da hem, unga o'xshash va teng keladigan yo'q. U yakkayu yagona, bemisl, somat zotdir. Bu yerda ko'zlangan asosiy maqsad Alloh taoloning mahluqlarga o'xshashdan pok ekanini bildirishdir. Oyat karimadagi ka harfi rad etishni ta'kidlash uchun kelgan. Ba'zi muhaqqiqlar so'zlariga ko'ra, tavhid zotni boshqa zotlarga o'xshatishsiz va sifatlarni ajratmasdan isbot qilishdir. Yani Allah Ta'ala'nı zatı da hem, fiili de hem, sıfatı da hem hiç kimse okşatı bu miydi? Abdullah keldi dediz. Onun kelişinin sıfatı var. Çünkü Abdullah'da özünü kanakalıgını bilemiz de zatını. Onun kelişini yan bilemiz. Samolyotta keldi, vertolyotta keldi, kaygıda keldi, maşinada keldi, valasapıtta keldi, piyada keldi, ömelap keldi, yatıp keldi, yürüp keldi. Abdullah'ın özünü kanaka ekenliğini biz tasavvur kala ekenliğimiz için onun fiilini hem tasavvur kala alayımız. Şimdi Allah Ta'ala'nın zatını kanaka ekenliğini tasavvur kala mıyız mı? Şimdi Allah'ın kelişi kanaka buluşunu hem tasavvur kala mıyız? Vasıti rahmetullahi aleyh bunge koşumça kılıp ayırdı ki onun zatı dek zat yok, onun ismi dek isim yok, onun ameli dek amel yok. Bu Ahl-ı Hak'nin, yani Ahl-ı Sünne vel Cema'nin mezhabıdır. Allah'a okşayabilen hiç nese yok. Hiç nese Allah'a okşamaydı ve Allah ham hiç nese okşamaydı. Çünkü siz altıda tarafta içinde bugün nasıl adıyla tasavvur kılalıyorsunuz. Zaman ve mekan degen kaydanı içindeki nasıl adı tasavvur kılalıyorsunuz. Onu yakın tasavvur kılamıyorsunuz. Yani Allah da Allah zaman deyemez, mekan deyemez. İmam Ahmad ibn Hanbal rahmetullahi aleyh aytadı. Alloh taolo
özü yoki rasulü vasf qilganidan boshqacha vasf qilinmaydi. Qur'on va hadisdan tashqariga chiqilmaydi. Alloh o'zini qanaqa sifatlagan bo'lsa shunaqa Alloh. Muhammad alayhisalom Allohni qanaqa sifatlagan bo'lsa shunaqa Alloh taolo. Kitob va sunnatdan tashqariga chiqilmaydi. İmam Buxoriyning ustozi Nuaym ibn Hammod aytadi: "Kim Allohni uning yaratgan narsasiga o'xshatsa, kofir bo'pti. Kim Allohni bironta mahluqqa o'xshatsa, kofir bo'pti. Kim Alloh yoki uning rasuli vasf qilgan narsani inkor qilsa, kofir bo'pti. Alloh o'zi haqida mana bu sifatim bor dedi. Muhammad alayhisalom Alloh taolaning mana qaysi sifati bor dedi. Buni inkor qilsa ham kofir bo'ladi." Ya'ni Alloh o'zini sifatlamaganda qasbatlamaymiz va Alloh o'zini sifatlagan narsalarni inkor qilmaymiz. Alloh va rasuli vasf qilgan narsada o'xshash ham, teng ham yo'qdir. Mana endi Alloh taoloning sifatlari haqidagi mutashobih oyatlar haqida gaplashamiz. Mutashobih oyatlar. Mana a'amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Ya'ni aylanib turgan, istirobda turgan yerga sizlarni osmondagi zot yuttirib yuborishdan xotirjammisizlar? Oyatini keltirib turib, man fis sama osmondagi zot deyapti. Alloh osmonda ekan deb turib, oyatni zohiriga qarab osmonda da hukm qilib qatib olyapti bolalarimiz. Birodalar, Qur'on oyatlarini o'rganishlik bu katta ilm. Ulumul Qur'on degan ilm bor. Qur'on ilmlari usul degan ilim bor birodarlar, tafsir degan ilim bor. Bu ilimlarda xabarini olmasdan turib, oyatni tarjimasini eshitib turib xulosa qilishga haqqimiz yo'q. Qur'onda muhkam oyatlar bor, mutashobih oyatlar bor. Muhkam oyatlar bu shunaqa oyatlarki, bir eshitdingiz tarjimasini, kallangizga bitta xulosa keldi va bundan boshqa ma'nosi yo'q. Masalan, qul huvallohu ahad. Ayting, u Alloh yagonadir. Bo'ldi. Demek Allah bitti iken. Başka mana yok. Şimdi mutashabih ayet degeni, o şunday ayet ki, bir eşitiz, kellezge kegen, birinci fikir, bilen katı bu miydi? Amintum men fissame ayeti. Osmandaki zat deyipti. Osmanda zatı bilen mi? İlmi bilen mi? Kudreti bilen mi? Rabbin keledi. Ve ce'a rabbuki ayeti var. Kıyamette Rabbin keledi deyipti. Birinci manası demek, bir cisimde ikinci cisim tamamen karab. A toçkadan B toçkaya yürüse keldi boladı. Kellezgeken birinci manası şu. Lekin u bilan çekilenilmiydi. Muhkem ayet. Bir eşittiz. Bitti mana var. Ondan başka mana yok. Muhkem ayet. Müteşabih ayet. Bir kança manalarını ifade kılışı mümkün olan ayetler. Müteşabih ayetlerini üç kısımda bölüş mümkün. Birincisi. Zahiri Alloh taologa taraf nisbatini berishni vahmga keltiruvchi mutashobih oyat. Bir eshitdingiz, birinchi eshitgan xulosangizdan Alloh taolo bir tarafda ekan degan xulosaga keldingiz. Astagfirullah. Yahofuna robbahum min fawqihim. Ular ustlaridagi robbilaridan qo'rqadilar. Kallalarga nima keldi birinchi ma'no? Demak, Alloh qayerda ekan? Tepada ekan. Mutashobih oyat. Bu oyatni zohiriy ma'nosiga qarasangiz, Alloh taolo tepada ekan degan xayolga olib keladi sizni. Tarafni xayolingizga olib kelyapti. Ikkinchi xil mutashobih oyatlardan zohiri Alloh taologa jism nisbatini berishni vahmga keltiruvchi oyat. Eshitdingiz? Ha, Alloh taolo jism ekan degan xayol keldi. Astagfirullah. Va ja'a robbuka val malaku soffan soffa. Robbin va maloikalar saf-saf bo'lib kelsa, Robbin kelsa. Aytdiki, kelish degani jismda bo'ladi. Tochka A, tochka B. Jism tochka A dan tochka B ga jilishi kelish deyiladi. Birinchi oyatda eshganingizda Alloh taolo bir tarafda ekan degan xayol keldi kallangizga. Ikkinchi oyatda eshganingizda nima keldi kallangizga? Alloh taolo jism ekan degan xayol keldi. Üçüncü ayet. Zahiri Alloh taologa a'zo nisbatini berishni vahmga keltiruvchi mutashobih oyat. Eshitsiz, ha, Allohning manaqa a'zosi bor ekan degan narsa keldi kallangizga. Astagfirullah. Yadullohi fawqa aydihim.
Nabi sallallohu alayhi vasallam Hudoybiya sulhida sahobalardan bayat olganlar. Ya'ni Quraysh bilan urush bo'ladigan bo'lsa, meni tashlab ketib qolmaysizlar deb payg'ambarimiz qo'lini tutdilar. 1400 ta sahoba qo'lini qo'yib payg'ambarimizga bayat berdi. Bu bayat tugagandan keyin Alloh taolo aytibdi, Allohning qo'li ularning qo'lini ustida. Demak, Allohning nimasi bor ekan? Bir eshitganingizda Alloh taoloning qo'li bor ekan deb turib, Allohga jismni nisbat qilishlik, Alloh taologa a'zoni nisbat qilishlik keldimi hayolingizga? Mana shu oyatlar mutashobih oyatlar deyiladi. Birodarlar, aqida aqida muhkam oyatlar bilan shakllanadi. Mutashobih oyatlar bilan emas. Birinchi oyatda Alloh taolo bir tarafda ekan degan xayolga bordingiz. İkinci ayette Allah Teala cisim eken de degen hayal gebardiz. Üçüncü ayette Allah Teala'nın bir azası var eken degen hayal gebardiz. Lekin bu manalarga cazım kılın mıydı? Anık maşaka değil miydi? Çünkü bu mutaşabih ayet. Bir kança manalarını ifade kılışı mümkün. Bir kança manaları var. Eğer manaşı üçalı ayetini zahri manasını osek Alloh taoloning sifatlari haqida kelgan muhkam oyatlarga teskari bo'lib qolyapti. Oyatda aytdik, Allohga o'xshagan biror narsa yo'q dedik. Bu muhkam oyat. Allohga o'xshagan biror narsa yo'q, muhkam oyat. Hech narsaga o'xshatib bo'lmaydi. Lekin mutashobih oyatda o'qidingiz, bir tarafdagi o'xshadi Alloh, jismga o'xshadi Alloh va a'zosi borga o'xshadi Alloh. Muhkam oyatda nima deyildi? Hech narsa o'xshamaydi Allohga dedimi? Mana qaramarish-qarish bo'lib qoldi. Shuning uchun bizning aqidamiz muhkam oyatlar bilan shakllanadi, mutashobih oyatlar bilan emas. Ko'chada musulmonlar o'rtasida bo'layotgan ixtilofli masalalarni qaraylar-da, bari mutashobih oyatlar ustida bo'lyapti. Endi tushuntirolyapmanmi ukalar? Qaysi masalani ko'tarib Alloh osmonda, Allohning yuzi arshga istivo qildi degan temalarni qarasanglar, muhkam oyatlar emas bular. Mutashobih oyatlarni ko'tarayotganlar fitna qo'zayotganlar bo'ladi. Shuning uchun mutashobih oyatlarni qanday tushunishlik kerakligi haqida juda ham ko'p bahs, munozaralar bo'lgan. Mana endi mutashobih oyatlarga nisbatan bizning e'tiqodimiz qanaqa bo'ladi? Bizning mavqifimiz. Mana osmondagi zot deyapti. Nima deb tushunamiz shuni? Arshga istivo qildi deyapti. İstivonu 9 xil ma'nosi bor ekan. Bittasi o'tirib olish ekan. Bittasi egallab olish ekan. Alloh arshga o'rnashdi deymizmi? Muhkam oyat tushunarli. Bitta ma'no qabul qildik, tugadi. Ammo mutashobihda bir qancha ma'no bor ekan. Qanaqa munosabatda bo'lamiz? Ulamolar mana shunday mutashobih oyatlar haqida ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi odamlarni asosiy qarashi to'rtta ekanligini aytishadi. Mutashobih oyatlarga nisbatan bizning qarashimiz to'rt xil bo'ladi. Birinchisi tafviz. Mutashobih oyatlarni nima qilamiz desa, tafviz qilamiz deydi. Tafviz nima? Mutashobih oyatlarning zohiridagi ma'nolaridan Alloh taoloning holi deb bilamiz. Ana shu oyatlardan nimani iroda qilgan bo'lsa, Alloh taolo o'zi biladi deymiz. Bu Maturidi aqidasini yo'li. Biz mutashobih oyatlarni Allohga tafviz qilamiz. Mutashobih oyatlardagi biz tutgan mavqifimiz tafviz. Va haqiqiy ma'nosini Alloh o'zi biladi deymiz, yopamiz. Mutashobih oyatlarga ikkinchi munosabat bu ta'vil. Ta'vil nima? Ya'ni mutashobih oyatlarning zohiriy ma'nolaridan boshqa ma'no berishni joiz deb bilish. Bu Ash'ariya mazhabidagi ba'zi ulamolarning tutgan yo'li. Mutashobih oyatni biz bilmaymiz tafsilotini, Alloh biladi deymiz ekan. Ash'ariylarning ayrim olimlari muhkam oyatlarga mos qilib ta'vil qilamiz der ekan. Masalan, Allohning qo'li ularning qo'lining ustida. Qanaqa tushunamiz desa, Ash'ariylarning ayrim olimlari aytibdi, Allohning madadi, Allohning qo'llashi deb tushunamiz der ekan. Ta'vil ayrim ash'ariy ulamolarning yo'li ekan. Uchinchi munosabat mutashobih oyatlarga. Uchinchi bir munosabat asli ma'lum, kayfiyati noma'lum deb bilish.
Bu İmam Malik'in gapi. İmam Malik'in meclisiga bir kişi kelib, "Ey imam, Ar-Rahman alal arşi istava. İstiva qana bo'ladi?" dedi. Alloh arshga istivo qildi. İmam Malik'dan tafsilotini so'radi. Arshga istivo qildi, qana bo'ladi deganida İmam Malik yerga qarab o'ylanib qoldi. Çünkü masala juda ham jiddiy masala edi. Qiyin savol edi. Juda bir nozik javob berish kerak edi. Terga botib ketdi. So'ngra boshini ko'tarib, istivo ma'lum. Qandayligi noma'lum. Bunday savol berishlik bid'at. Bu yomon odam ekan, majlisdan chiqarib yuboringlar dedi. Chiqarib yuborishdi. Ya'ni istivo ma'lum, qandayligi noma'lum. Mutashobih oyatlarga qilinadigan 3-chi muomala ahli sunnaning 3-chi munosabati asli ma'lum, lekin qandayligi, kayfiyati noma'lum. Ya'ni mazkur oyatlardan ularning haqiqati iroda qilingan, Alloh taolaning mazkur sifatlari bandalarning sifatlariga o'xshamaydi va ularning qandayligi noma'lum deb bilish. Hofiz Zahabiy kabi bir qancha ulamolarni tutgan yo'li mana shu. Mutashobih oyatlarga ahli sunnaning birinchi munosabati nima bo'ldi? Tafviz. İkinci münasebeti, tavil. Üçüncüsü, aslı malum, hakikati, tafsilatı, namalum. Törtüncü münasebeti, tavil ve tafviz ortasını üçleş. Tavil ve tafviz ortasındaki yolunu tutuş. Yani, tavil kılıçlarının bergen manası, muhkem ayetke mas ve Arap dili takazasıya yakın olsa, inkar kılınmıydı. Ama uzak olsa ondan saklanıladı. Eğer odatta hamma fakat öşene yine düşünedigen Arap dili istimalideki yorkun manası olsa öşe mana veriladı. De biliş. Allah'ım İbni Dakik İdnin tutgan yolu. Kulasa. Mana şu törele karaşının asasi maksadını mıydı? Mutashabih ayetlerge bugün törhül karaş var dedik. Ahl-i sünnet törhül karaş bilen kareydi. Şu törhül karaştan maksat birincisi Allah Ta'ala'nı mahlukatlarına okşatıp koyuştan saklanış. Asasi maksatı bittesi şu. Allah'ını bironta mahluka okşatıp koymayalık. İkinci maksat Allah Ta'ala'nın sıfatlarından birortasını inkar kıp koyuştan saklanış. Allah'ını bironta mahluka okşatıp koymaslık. İkincisi bironta sıfatını inkar kıp koymaslık. Allah Ta'ala kolu de yaptı. Özeti yaptı, yadullahi de yaptı. Kolu yok deseniz dinden çıkarsınız. Lekin kolu var, bizi kolumuz yok, yani siz de dinden çıkarsınız. Allah Ta'ala'nın yüzü de yaptı. Allah'ın yüzü bizi yüzümüz yok, yani yüz de siz de dinden çıkarsınız. Allah'ın yüzü yok de siz de inkar. Kıyam bolası dinden çıkarsınız. Okşatıp o işten hem ehtiyat olamız. Bar sıfatını inkar kıp o işten hem ehtiyat bulamız. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى